Osmanlı padişahından 16'sının halk ağzında veyahut tarihi kaynaklarda tekrarlanmış lakapları vardır. Geri kalan 20'si lakapsız olduğu için yalnız adıyla anılır. 1. Osmanlı Orhan Bey'in lakapları Gazi, 1. Murad'ın Hücevendigâr, 1. Beyazıt'ın Yıldırım, 1. Mehmet'in Çelebi, 2. Mehmet'in Fatih, 2. Beyazıt'ın Veli, 1. Selim'in Yavuz ve Kadim, 1. Süleyman'ın Kanuni, 2. Selim'in Sarı, 3. Mehmet'in Eğri Fatih'i, 2. Osman'ın Genç, 4. Murad'ın Bağdat Fatih'i, 4. Mehmet'in Avcı, 3. Selim'in Halim ve nihayet 2. Mahmud'un lakabı ise Adli'dir. Osman Gazi'den 2. Murad'a kadar ilk 6 hükümdar Bursa'da ve ondan sonrakiler de İstanbul'da medfundur. Yalnız son padişah 6. Mehmet Vahdettin'in mezarı Şam'da ve son halife Abdülmecid'in kabri de Medine'dedir. Osmanlı tarihinde en çok yaşayan hükümdar 78 yaşında vefat etmiş olan Orhan Gazi, en çok yaşayan ikinci padişah da 75 sene 4 ay 19 gün yaşadıktan sonra 76 yaşında vefat eden ikinci Abdülhamit'tir. En genç vefat eden padişah ise 17 sene 6 ay 18 gün yaşadıktan sonra 18 yaşında şehit edilmiş olan 2. Osman, yani namı değer genç Osman'dır. Cülus yaşı bakımından en ihtiyar padişah 65 yaşında tahta çıkmış olan 5. Mehmet Reşat, en genci de 7 yaşında tahta çıkan 4. Mehmet'tir. Osmanlı tarihinde 16 hal vakası vardır ama 15 padişah halledilmiştir. Bunun sebebi 1. Mustafa'nın 2 defa halledilmiş olmasıdır. 2. Murad ile 3. Ahmet'in halleri de feragat şeklindedir. Son padişah 6. Mehmet Vahdettin'in hali ise saltanatın ilgasından dolayıdır. Hilafetin ilgası hakkındaki kanunda son halife Abdülmecid'in de halledilmiş olduğundan bahsedilmekte ise de onun saltanat sıfatı olmadığı için yekûna dahil edilmesi doğru değildir. Osmanlı padişahlarından Murad-ı Hücevendigâr harp meydanında şehit edilmiş, Fatih ile 2. Beyazıt zehirlenmiş, genç Osman'ın 3. Selim ve Sultan Abdülaziz şehit edilmiş ve Sultan İbrahim ile 4. Mustafa da hallerinden sonra fetva ile idam edilmişlerdir. Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar ilk 10 Osmanlı padişahı ordu başında ve fiilen başkumandan olarak bütün seferlere iştirak etmişlerdir. Sarayından ayrılmayan ilk padişah ise 2. Selim'dir. Ondan yan sonra yalnız 3. Mehmet, 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet ve 2. Mustafa harbe gitmiş. Diğerlerinden bazıları ordu ile beraber hareket etmişlerse de harp meydanlarına gitmemişlerdir. Bu vaziyete göre fiilen harp etmiş Osmanlı padişahlarının mecmuu 15'ten ibarettir. Osmanlı tarihinde en uzun saltanat Kanuni'nin miladi takvim hesabı ile 45 sene 11 ay 7 gün süren devri ve en kısa saltanat da 5. Murad'ın 93 günden ibaret saltanatıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun azami genişleme nispeti 4. Mehmet devrine rastladığı gibi küçülmeye başlaması da aynı devre rastlamaktadır. Osmanlı tarihinde 7 padişahın ölümü bir müddet gizli tutulmuştur. Bunun sebebi valilikte tecrübe gören halifeleri payitahta, yani başkentte, yani baş şehre gelip tahta çıkıncaya kadar Yeniçerilerin kargaşalık çıkarmalarına meydan bırakmamaktır. Bu 7 padişahın Çelebi Sultan Mehmet'in ölümü 41 gün, 2. Murad'ın ölümü 12 ile 16 gün arası, Fatih'in ölümü 1 gün, Yavuz'un ölümü 9 gün, Kanuni'nin ölümü 48 gün, 2. Selim yani Sarı Selim'in ölümü 7 gün ve nihayet 3. Murad'ın ölümü de 11 gün gizli tutulmuştur. Cülus bazisi adetine 1. Abdülhamit devrinden itibaren nihayet verilmiştir. Türk hakimiyeti Orhan Gazi devrinde Asya'dan Avrupa'ya, Yavuz devrinde Afrika'ya ve nihayet 2. Selim devrinde ki Sumatra seferinde de Okyanusya'ya dayanmıştır. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu Ademiyet devrinde dünyanın dört kıtasına da yayılmış demektir. Evet arkadaşlar,
Arkadaşlar kanalımıza yine sponsor olduk. Arkadaşlar sponsorumuz arkadaşlar Harp Tarihi kanalıdır arkadaşlar. İlgili kanallar arkadaşlar birbirinden gelir videoları. Eğer Türkçe'niz arkadaşlar direkt alt yazısız. Eğer yabancı iseniz arkadaşlar alt ilgili dilinizin alt yazısıyla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalın ilgi alanı daha çok Osmanlı tarihi ve İslam tarihi üzerinedir. Kanalın arkadaşlar birbirinden gelir videoları belirli aralıklarla arkadaşlar bulma imkanımız mevcuttur. Kanalda arkadaşlar birbirinden güzel videolar çekilmektedir, vardır. Sizden ricam arkadaşlar. O kanalı izlemeniz, o kanala ve benim kanalıma destek olarak abone olmanız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.